Şimdi Engin Hocam'la bu konuyu konuştuğumuzda daha doğrusu hani direkten bağ yaralanmaları deyince ben de dedim ki madem öyle güncel tedavi gibi yapalım. Ee, hani son itibariyle burada çok hızlı bir değişim yok. Yani 1990'ların sonunda e, minimal invaziv cerrahi ile ilgili gelişimler sonrası diz cerrahisinde de büyük atılımlar oldu. Ve biz birçok ameliyatı minimal invaziv yani yarı kapalı olarak ya da tam kapalı olarak yapabilir hale geldik. Tabi teknik ilerlemeler 2000'lerin içerisinde çok hızlı arttı. Ve son 10 yıl içerisinde aslına bakacak olursanız hemen hemen bütün diz eklemiyle ilgili yaralanmalarda elimizde bazı algoritmalar var. Yaptığımız cerrahi tedavilerin sonuçları son derece başarılı hale geldi. Tabii hangi hastaya bu müdahaleyi yapacağımızın kararı aslında bu başarıyı belirliyor. Yani biz kesinlikle e, bu noktada yapmış olduğumuz tedavilerde e, belirli bir e, karar verme algoritmasıyla ile ilerliyoruz ama tabi bu hekim olarak bizim e, pratiğimizle ilgili kısaca bunlardan bahsederek hani bu siz sizin gibi <laughs> spor yaralanmalarıyla da uğraşan sporculara destek olan e, işte ekibin e, bunlarla ilgili bilgi sahibini bilgi sahibi olmasını hani amaçlayan bir sunum olacak bu tabi konu çok geniş dediğim gibi böyle parça parça ilerlemeye çalışacağım. Şimdi Şuradan başlarsak aslında çok iyi olacak çünkü e, diz ekleminin e, kemiksel yapısı aslında e, oldukça stabil açısından zayıf. Ne demek bu? Yani mesela şurada alttaki fotoğrafa bakacak olursanız, yani iki tane tümsek üst üste duruyor. Bakın, dizin lateral kısmı böyle, yani dış kısmı böyle. E, karşıdan baktığımız zaman da sanki böyle düz bir zemin üzerine iki tane top koyulmuş gibi. Bakın bir yapısı var. E Tabi bunu bir arada tutmak için bağ yapıları çok önemli. Yani belki de insan vücudundaki bağ yapılarının en önemli olduğu eklem aslında bakacak olursanız diz eklemi gibi gözüküyor. Hani genel olarak anatomi kitaplarında hani bu eklem menteşe tipi bir eklem olarak ifade edilir. Ne demek menteşe? Hani bir kapı menteşesi gelir değil mi aklımıza? Aslında tam olarak böyle değil. Yani bir rotasyon hareketi var dizin. E, femoral rollback isminde bir kayma hareketi var. Derin fleksiyonunda Yani dizimizi büktüğümüz zaman oluşuyor bu. Ve bu sayede tam dizimizi bükebilmeyi sağlıyor. E, bunun yanında da birçok fonksiyonel aktivitede işte bize çok kuvvet sağlayan vücudun ağırlığını taşıyan bir eklem. E, bu kompleks yapı aslında bakacak olursanız bir menteşe değil. Şimdi stabilite kavramı yani sağlamlık olarak belki Türkçeye çevirebiliriz. Ee, hareket esnasındaki sağlamlığı diyebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi çok bağ aslında bunu sağlıyor. Ee, diz ekleminin de en önemli yapıları aslında bakacak olursanız ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, iç yan bağ ve dış yan bağ. Tabii bunun dışında e, menisküsler, eklem kapsülü gibi ya da kapsülün içerisindeki kalınlaşmalar e, diz eklemindeki ana stabilizatörlerimiz. Fakat dinamik olarak da quadriceps gibi hamstringler gibi yapılar aslında bu stabiliteye katkı sağlıyorlar. Şimdi genel bağ yaralanmalarına bakacak olursak diz ekleminin içerisinde bildiğiniz üzere en hani e, sık duyduğumuz yaralanan bağ ön çapraz bağ, yine medial iç yan bağ ya da medial kolateral ligaman aslında e, sıklığına bakacak olursak en sık yaralanan e, ligaman. E, birazdan bahsedeceğiz. Niye ön çapraz bağ da daha popüler? Çünkü iç yan bağ sıklıkla e, cerrahi tedavi olmaksızın e, toparlayabiliyor. Fakat bunun dışında işte posterolateral köşe, e, dış yan içine alan yapılar bunlar aslında. Posteromedial köşe yine iç yan bağ ile beraber arka çapraz bağ, poster oblik ligaman gibi yapılar var. Yine arka çapraz bağ ya da bunların beraber yaralandığı kombine bağ yaralanmaları hatta diz çıkıkları maalesef ki Günlük hayatta bile spor yaralanmaları dışında gelişebiliyor bazı kazalarla. Şimdi çapraz bağ, ön çapraz bağ. Yani çapraz bağ deyince aslında ön çapraz bağ daha sık akla gelen bir terim. Burada niye daha popüler? Aslında bakacak olursanız en sık yaralanan, aslında tam kat en sık yaralanan yapı. Fakat bunun popüler olmasının sebebi, Sık yaralanmanın dışında maalesef ki sporcuları en uzun süre e, sahalardan uzak tutan yaralanma sık görülmesiyle beraber diz içerisinde. Bu yüzden daha popüler hale gelmiş. Tabi buradaki fonksiyonu bildiğiniz üzere tibyanın öne kaçmasını engelleyen bir yapı bu. Kendine özel bir e, anatomisi var. Yani böyle bir tübüler, dümdüz bir yapı değil. Femur kısmında üst kısma yapıştığı alan aslında daha geniş. Alt kısma tibiye yapıştığı e, alan ise daha da geniş. Yani yaklaşık orta kısmının 2-3,5 katı. Ve bu anatomi özelliklerine bağlı olarak da aslında e, son yıllarda artık bir kurdeleye benzetiliyor bu. Ya da işte farklı demet, fonksiyonel demetleri olduğu ortaya konulmuş. Fakat biz bunu taklit ediyoruz. Yani bir yaralandığı zaman da e, onu yerine koymamız e, gerektiği zaman da bunu taklit ediyoruz. Anatomiyi taklit ediyoruz. Nasıl yaralanıyor? Bakın burada iki tane eski popüler video var. Biri Mark, bildiğiniz üzere futbolda da çok sık görülüyor. basketbolda da iki popüler sporcu aslına bakacak olursanız bu yaralanmalar sonrası maalesef spor'a dönmüş olsalar da hiçbir zaman eski şaşalı günlerine dönemediler. Burada gördüğünüz şekilde sıklıkla temassız oluyor bu yaralanma. Yani sporcu maalesef ki genellikle yorgunluk bunda bir faktör. Birçok risk faktörü var. Ee, sıklıkla e, karşılaşmaların ikinci yaralarında ya da sık e, yapılan müsabakalar sonrası kronik yorgunluk dönemlerinde oluyor. Fakat sıklıkla temassız olarak bu yaralanma oluyor. Ve ön çapraz bağ e, yaralanması olduktan sonra da maalesef sporcu genellikle oyuna devam edemiyor ve burada gördüğünüz gibi bazen sedyeyle bazen arkadaşlarının yardımıyla oyunu terk ediyor. temassız yaralanma esnasında sporcuların %70'i aslında bir kopma sesi duyuyor. İşte buna pop sign demişler. Yani bir kopmayı ifade ediyor tabii bu. Ve ardından hızlı bir şekilde dizin içerisinde bir kanama oluşuyor, bir hemartroz oluşuyor ve bu durumda o şiddetli ağrıyla beraber birey yere basamıyor. E, ...tam yük veremiyor diyelim daha doğrusu... ...tam yük veremediği için de ağrıdan dolayı... ...oyuna devam edemiyor, antrenmana devam edemiyor... ...ya da bu bir e, spor dışı bir yaralanmaysa da... ...bu ağrıdan dolayı bir sağlık kurumuna başvurmak zorunda kalıyor acil olarak. Tabii eğer bir e, akut dönemde değilse, ani gelişmediyse... ...kronik dönemde biz bu bulguları görüyoruz. Bakın bu Lahman testi dediğimiz bir test dikkat ederseniz tibia böyle öne geliyor. normal şartlarda böyle bir hareketin olmaması gerekiyor. 2 milimetreden daha az bir hareket olması gerekiyor. Bunu da ön çekmece testleniyor. Bakın burada da tibia öne geliyor gördüğünüz gibi. Bu ise çapraz bağın rotasyonel stabilitesini değerlendirdiğimiz bir test. Buna pivot shift testi deniyor. Ve bu test esnasında tibia öne doğru kayıyor. Biz bunu dikkatli yapmak zorundayız. Bu hareket aslında bakacak olursanız çapraz bağ yaralanmasını taklit eden bir test. Yani bu esnada bir ek yaralanmaya da sebep olmak riskimiz var. O yüzden bunu biraz daha dikkatli yaptığımız bir test. hastaları biz kronik dönemde gördüğümüz zaman mutlaka kemiksel değerlendirmeyi yapıyoruz. Yani bir bağ yaralanması arıyoruz aslında, değil mi? Röntgen kemikleri gösterir ama bunu görmemiz gerekiyor çünkü özellikle anatomik kemiksel faktörler de birazdan da bahsedeceğim. Bunun için önemli. Yine MR'da biz aslında çapraz bağın kopmuş olduğunu mesela burada ön çapraz bağın olmadığını görebiliyoruz. Yine bu patolojik harekete bağlı olarak da bazen kıkırdak lezyonlarını patagnomanik olarak işte bu ön çapraz bağ yaralanması için patagnomanik bir görüntü bu. O yüzden ek yaralanmaları menisküs gibi kıkırdak yaralanmaları gibi ya da çapraz bağın kopup ...kopmadığını bize MR çok iyi gösteriyor aslında. O yüzden mutlaka bu yaralanmalarda... ...biz o gevşekliği görsek de... ...MR çektiriyoruz, MR'ı değerlendiriyoruz. Bu yaralanmaların konservatif tedavisi var mıdır? Bu tartışmalı bir konu aslında. Biraz önce Engin Hoca kısmen bahsetti. Biz tip 3 dediğimiz... ...yani ön çapraz bağın tamamının... ...koptuğu yaralanmalardan bahsediyorsak... ...aslında artık orada çapraz bağın bir fonksiyonu yok. Ama çaprazman parsiyel olarak yaralandı. Yani çaprazban %30'u yaralanmış olabilir, %20'si yaralanmış olabilir, %50'si yaralanmış olabilir. Bu tip durumlarda konservatif tedavi, aslında hastaların muayenesini değerlendirerek bunu ek olarak söylememiz gerekiyor. Konservatif tedavi ihtimali vardır. Fakat komplet bir yaralanmada, tip 3 bir yaralanmada e, fonksiyonel açıdan başarı konservatif tedavide oldukça düşük. E, hele ki... E, Sporcular gibi e, fonksiyonel beklentinin yüksek olduğu e, bireylerde konservatif tedavi oldukça tartışmalı. Ve ikinci yaralanma yani menisküs ve kıkırdak yaralanmalarının da oluşabileceği göz önünde bulundurulursa aslında konservatif tedavi sporcular için e, ön planda düşünülmemeli. Fakat normal bireylerde e, ya da parsiyel kısmi yaralanması olan bireylerde konservatif tedavinin yeri olduğunun altını çizmek gerekiyor. Peki biz herkese ameliyat ediyor muyuz? Hayır. Yani kimleri ameliyat edelim? Ee, bu noktada da işte burada görmüş olduğunuz aslında 5 maddeyi dikkatli bir şekilde değerlendiriyoruz. Yaş. Yaş oldukça önemli bir faktör. Özellikle daha düşük yaş gruplarında yapılan çalışmalarda bir çapraz bağ yaralanması yani komplet bir çapraz bağ yaralanması geliştiyse burada bir fonksiyonel instabilite, çapraz bağ yetmezliği gelişme ihtimali daha fazla. Yine bir ek yaralanma varsa yani ne demek bu? Bu çapraz bağ yaralanması akut geliştiğinde dış menüsküs yaralanmaları sık gözüküyor. Böyle bir yaralanma varsa diz eklemini sağ kalım için bunun tedavi edilmesi ön planda düşünülmeli. Yani cerrahi tedavi öne çıkmakta. Yine bir kıkırdak yaralanması varsa yani bir e, cerrahi tedavi gereksinimi olabilecek bir kıkırdak yaralanması varsa bu durumda çapraz bağ ile ilgili de cerrahi tedavi ihtimali öne çıkmakta. Yine aktivite düzeyi belki de en önemli faktörlerden bir tanesi. Yani spora devam etmek isteyen bir birey varsa ya da diz eklemini çok kullanan bir işi olan bir hasta varsa burada da cerrahi tedavi öne çıkmakta. Yani burada hasta beklentisi ön planda değerlendirmek gerekiyor yine diz ekleminin mevcut durumu yani bu yaralanma ne zaman olmuş diz ekleminde bir osteoartrit dediğimiz dejeneratif bir süreç var mı onun dışında diz ekleminin sekonder stabilizatörleri yani menüsküs gibi ya da ek yaralanmalar yani ön çaprazla bağ dışında iç yan bağ dış yan bağ ya da sekonder stabilizatörlerde bir sorun var mı bunların hepsini değerlendirmek gerekiyor ve e, buradaki yapılan değerlendirmeye göre hastanın cerrahi tedaviden daha çok fayda göreceğini düşünüyorsak da aslında bakacak olursanız bazen erken dönemde de cerrahi tedaviye yönlendiriyoruz hastaları. Daha erken, akut dönemde bile cerrahi tedavi yapabiliyoruz. Bu cerrahi tedaviler genellikle ön çapraz var, rekonstrüksiyonu şeklinde. Ne demek bu? Yani o bağı tamir etmek değil çapraz bağı tekrar yeni baştan oluşturmak lehine. Çünkü bir e, intraartiküler bir yapı bu ve beslenmesi bozuluyor maalesef ki. O nedenle bunu ucuca dikmek gibi bir şansımız olmuyor. Ancak adolesanlarda yani e, daha genç bireylerde profesyonel sporla uğraşmayan ilk 3-4 hafta içerisinde bu e, yaralanmanın olduğu bireylerde femoral yapışma yerine yakın olan yırtıklarda bu tamirin uygulanabileceğini bilmenizi isterim. Ama bu genel olarak çapraz bağ yaralanma içerisinde yaklaşık %5'lik belki %6'lık grubunu oluşturmakta. Böyle bir hastada ön çapraz bağ tamiri yani o bağın tekrar yerine tespit edilmesi mümkündür. Fakat geri kalan bireylerde yüksek fonksiyonel beklentisi olan bireylerde ise Literatürün de desteklediği e, standart ön çapraz rekonstrüksiyonu tedavilerini yapmaktayız. Peki bunu ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? O bölgedeki e, yaralanmış dokuları aldıktan sonra yerine bir graft, yani bir biyolojik doku koymaya çalışıyoruz. Burada da otograft dediğimiz şey hastanın kendisinden aldığımız dokular, allograft ise e, bağışlanmış olan vücudun benzer dokularından yapmış olduğumuz rekonstrüksiyonları oluşturuyor. Burada da en sık kullanılan graft semitendinoz ve grasilisten almış olduğumuz hamstring graftleri. Neden en sık bu kullanılıyor derseniz yaklaşık 15 yıllık süreç içerisinde bu minimal invazif tedavilerin gelişimi sırasında en az donör sağ morbiditesi olan yani aldığımız Dokunun en az etkilendiği, işte e, kalıcı olarak bir rezidüel problemin kalmadığı e, doku hamstring olarak öne çıkmakta. Fakat bunun dışında pateller tendon kullanılabilmekte, quadriceps tendonu kullanılabilmekte. Son yıllarda peroneus longus tendonu e, tartışmalı olsa da bu cerrahi için kullanılabilmekte. Biz bunu burada gördüğünüz gibi özel işlemlerden geçirdikten sonra değişik kalınlıklarda, değişik sistemlere bağlı olarak greftler Ön çapraz bağ dönüşecek doku grefleri elde edebilmekteyiz. Tabii bunu dizin içerisine ön çapraz bağ benzer bir şekilde yerleştirirken kortikal askı sistemleri yine en yüksek stabiliteyi en yüksek direnci sağlamakta. Yani burada görmüş olduğunuz buton sayesinde bunu femur korteksine ya da tibia korteksine yerleştirdiğimizde oradaki bağın erken dönemde kopmadan ...hastanın fiziksel aktivitelerine izin verebilecek bir hareketliliği hastaya sağlayabilmekte. Bunu da böyle bir video ile size göstermeye çalışalım. Şu solda şu an hareket eden video, ee, ön çapraz bağ cerrahisinde bizim femur olarak ifade ettiğimiz üstteki kemiğin cerrahisini gösteriyor. Biz orada bir soket yaratıyoruz. Burada görmüş olduğunuz aparatlarla diz ekleminin ee, içerisinde... Çapraz bağ, yeni oluşturacağımız çapraz bağ greftini yerleştirecek soketler oluşturuyoruz. Sağ tarafta ise tibiyada yani alttaki kemikteki soketin oluşturulmasını görüyorsunuz. Bu standart olarak e, uygulanan e, anatomik tek demet olarak ifade ettiğimiz cerrahi tekniğin bir gösterimi. Burada görmüş olduğunuz gibi değişik kalınlıkta. ...oyuncularla değişik uzunlukta tüneller açıyoruz, soketler oluşturuyoruz. Ve bu soketleri oluşturduktan sonra... E, ...biraz önce görmüş olduğunuz o görseldeki... E, ...graft'i, yani oraya koy, koyacağımız yeni çapraz bağımız için... E, ...bir e, anatomik yer oluşturmuş oluyoruz. Ardından bu yeri oluşturduktan sonra... ...bakın burada görüyorsunuz bu ipler o bağı eklemin içerisine yerleştiriyor. Görmüş olduğunuz mavi buton kemiğin üstüne askı olarak asıldığı zaman içeriye bu görmüş olduğunuz grefti yani o hamstring tendonu burada görmüş olduğunuz tendon kalın yeni bir bağ oluşturmuş oluyoruz. Bakın normal çap, en çapraz bağ benzer bir yapı sağlamış oluyoruz. Tabi burada en önemli şey oluşturduğumuz yeni bağın anatomiye benzer özelliklere sahip olması. Yani Anatomiye benzer kalınlıkta olması, anatomiye benzer tünellerde barınması ve herhangi bir sıkışma olmaksızın diz ekleminin hareketleri esnasında orada varlığını devam ettirebilmesi biyolojik olarak ki bu noktada ameliyat sonrası rehabilitasyon çok ön plana çıkıyor. Yani ne kadar sağlam olursa olsun burada biyolojik bir iyileşme süreci olacağı için Hastanın belirli hareketlerden korunması, işte o rehabilitasyon sürecinde nöromotor kontrolü hızlı bir şekilde kazanıp hastanın ardından spora dönüş süreci ile ilgili güçlenmeleri, tekrar yaralanmadan koruyucu tedavilerin başlaması gerekiyor. Şimdi her zaman böyle olmuyor tabi, İzole yaralanmıyor çapraz bağ. Bakın burada da birden fazla bağın yaralandığı bir hasta. Bakın buna valgus stres testi diyoruz. Dikkat ederseniz dilin iç kısmında bir esneme oluyor. Bu dizin iç kısmındaki esneme 2 milimetreye kadar normal kabul ediliyor. Ama burada bakın 5 milimetreden hatta 1 santimetreye yakın bir esneme oluyor. Bu yapmış olduğumuz testin adı valgus stres testi. Tabi bu anestezi altında görüyorsunuz bunu. Normal hastalarda bu ciddi ağrı yaratacaktır. O yüzden biz bunu kontrollü olarak poliklinik ortamında yapıyoruz. Yine MR'larla beraber ya da stres röntgenleriyle beraber o bağın sağlık olup olmadığını değerlendiriyoruz. Eğer orada sınırlı bir açılma varsa yani kısmi bir yırtık varsa evre 1, evre 2 gibi bir e, lezyon varsa konservatif olarak ameliyatsız olarak bunların düzülebileceğini düzelebileceğini bilmeniz gerekiyor. Yani bu noktada da eğer bir dizilim bozukluğu yoksa yani hastanın alt ekstremitesinde bir e, valgus dizilimi özellikle yani dışa dönük x bacak olarak ifade eden durum yoksa e, orijinali yakın e, bir iyileşme olduğunu bilmeniz gerekiyor. Fakat evre 3 bir yaralanma varsa ne demek bu? Tam kat bir yırtık varsa iç yan bağda muhtemelen ön çapraz bağ yaralanması da bu hastada olacaktır. Tabi bu parsiyel mi? Total mi? Yine onu da değerlendiriyoruz. Ve böyle bir durum varsa kombine bir bağ yaralanması demek bu. Bu durumda cerrahi tedavi yüksek fonksiyonel beklenen hastalarda olabilmekte. İç yan bağ yaralandığında sıklıkla femura yakın bir yerden yaralanıyor ve burasının kanlanması oldukça iyi olduğu için aslında bir parsiyel yaralanma burada mükemmele yakın iyileşme sağlayabiliyor. Fakat tibiyadan yaralandığı zaman burada bir MR görüntüsü var. Bakın şu bağ aslında bakacak olursanız buradan kopup yukarılara gitmiş. Bu özel bir yaralanma maalesef bu tip bir yaralanma olduğu zaman cerrahi tedavi şart. Ve bu hastalarda cerrahi tedavi yapılmadığı durumda rezidüel bir laksite iç bağ yetmezliği gelişiyor. O yüzden bu hastaları ameliyat etmek zorundayız biz. Ee, <laughs> Tabi burada izole bir yaralanma nadir. O nedenle diğer yaralanmalar için artroskopi yapıyoruz. Menisküslerine bakıyoruz hastaların iç bağ maalesef. İç menüsküste çok yakın ilişki içerisinde olduğu için iç yan bağ yaralanmalarında iç menüsküs yırtıkları çok sık oluyor. Onları tedavi ediyoruz. Ve iç yan bağ ile ilgili de bir cerrahi tedavi gerekli oluyorsa da orada bizim sütür ankor dediğimiz kemik çapası olarak da ifade edilir Türkçe'de bunlar. E, cerrahi tedaviler uyguluyoruz. Bakın buna bir örnek. Bu bir basketbol yaralanması geçirmiş bir sporcu. Bakın 18 yaşında. Bakın bu dizin çıkık hali. Bu başka bir merkezde bu röntgen çekilmiş. Bunu görmüşler. Hastanın dizini yerine oturtmuşlar başarılı bir şekilde. Ama sonra alçı yapmışlar. Tabii 18 yaşında alçıyla tedavi edilmesi söz konusu değil böyle bir sporcunun. Yani bu diz çıkığı olduğuna göre birçok bağ yaralanmıştır. Ve netice itibariyle burada hiperlaksiteste olan bir sporcu da biz hastaya MR çektiğimiz zaman o iç yan bağın yaralandığını, ön çapraz bağın yaralandığını, arka çapraz bağın parsiyel yaralandığını görüyoruz. Ve burada da iç yan bağı tamir etmek için burada görmüş olduğunuz sütür ankor iç yan bağın derin liflerini tamir ediyor. Burada <laughs> yüzeyel liflerini tibial tarafta tamir eden yine sütür ankorumuz var. Bu da çapraz bağ cerrahisinde kullandığımız o biraz önce videosunu görmüş olduğunuz buton. Aynı şekilde burada eklem içerisinde bir vida ile beraber stable dediğimiz bağı tutan ikinci bir tespit materyali bu. Burada da onun klinik görünümü yani açık cerrahisinde iç yan bağın tamir edildiği alan burası. Bu da o çapraz bağın tibial taraftaki güdü ve netice itibariyle sağlıklı bir rekonstrüksiyonla iç yan bağın tamiri ve ön çapraz bağın rekonstrüksiyonu sağlığına kavuşmuş bir hasta. Posterior lateral köşe biraz daha farklı. Yani dizin dış kısmı ve arka kısmı aslında bakacak olursanız burası dizin karanlık alanı olarak böyle literatüre girmiş bir alan. Neden böyle? Çünkü anatomisi çok varyasyonlara uğrayabiliyor ve birçok aslında bakacak olursanız burada yapı var. Bu yapılardan hangilerinin aslında cerrahi tedavi gerektirdiği hala tartışılmakta. Fakat bu alan yaralandığı zaman dizin iç kısmı kadar iyi iyileşmiyor. Tabii bunun sebebi şu. Genel olarak dünya toplumlarını incelediğimizde özellikle bizim gibi doğu toplumlarında bir varus dizilimi var. Yani dizin içe bükük olduğunu görüyoruz. Ve bu durumda bu bölgedeki yapılar esnediği zaman ya da yaralandığı zaman eğer e, birey yük vermeye devam ederse bu distraksiyon kuvvetleri o bölgedeki iyileşmeye engel oluyor. O nedenle bir e, dış yan bağ dışında diğer yapıları da bakın burada arka çekmece testi, dial testi gibi e, post e, diğer testlerle beraber aslında diğer yapıları araştırıyoruz biz. Ve bu, bu, bu yapılar yaralandıysa maalesef ki e, hastalarda farklı bir algoritma izlememiz gerekiyor. Ve netice itibariyle bir dizilim bozukluğu varsa da bu yapılarda birinci ya da ikinci evre bir yaralanma varsa kısa bir süre bu hastaları yükten kurtarıyoruz. Yani immobilize ediyoruz. Kısmi yükle yürütüyoruz. E, eğer ek yaralanma varsa yani eklem içi yapılar da yaralanmışsa bu durumda cerrahi tedaviler öne çıkıyor. Yani great bir 2 yaralanma için dış kısımdaki yapıların iyileşmesini bekledikten sonra eklem içi yapıları biraz önce görmüş olduğunuz gibi cerrahi tedavilerle tedavi ediyoruz. Ya evre 3 yaralanma varsa ne demek bu? Yani o posterolateral köşedeki dış yamba ya da işte popliteofibüler ligaman, arka çapraz bunlar yaralandıysa bu durumda aslında cerrahi tedavi gerekiyor. Bazen bu kemiksel bir avisyon kırığı şeklinde olabiliyor ya da işte bir peel off olarak adlandırılıyor bu durum. Yani bir kemiğe yapıştığı yerden bütün bağların sıyrılması. Bakın burada bir açık cerrahi yöntemle o yapıları biz yerine dikiyoruz ve bir süre sonra da dizin iç kısmındaki yapıları bu bir sporcu değil tabii bir normal bir birey ikinci bir ameliyatla dizin iç kısmındaki yapıları tedavi edebiliyoruz. Yani arka çapraz bağ, ön çapraz bağ daha sonra tedavi edebiliyoruz. Fakat bu cerrahi tedaviler fonksiyon olarak çok aktif bireylerde yani sporcularda, kayakçılarda çok sık gözüküyor bu. Bu tip bireylerde çok yüz güldürücü değil. O yüzden son 10 yıl içerisindeki literatür bu bireylerde de rekonstrüksiyon yapmayı yani o distraktif kuvvetlere bu tamir ettiğimiz yapılar dayanamadığı için aynı ön çapraz bağ gibi yeni yapılarla onları rekonstrükte etmemizi e, konusunda bizi yönlendiriyor. Bakın burada benzeri bir hasta var. Hasta bir bisiklet yaralanması sonrası böyle rezidüel ön çapraz bağ yetmezliği olmuş. Dış yan bağ yetmezliği olmuş. Bakın burada da onun tipik görünümü var aslında. Dış Eklemin dış kısmı bu kadar açılmaz normalde artroskopi görüntüsünde. Burada görmüş olduğunuz rekonstrüksiyona da Larson ismi veriliyor. Bakın şurada görmüş olduğunuz rekonstrüksiyon ön çapraz bağ ile beraber. Bu rekonstrüksiyon yapılmadığı takdirde maalesef ki ön çapraz bağ da başarısız olacaktır yapılan cerrahi tedavi. O nedenle bu cerrahi tedavi birlikte yapıldığı zaman hastana tekrar olması gerektiği fonksiyonelliğe ulaşmasını sağlayabilmiş oluyoruz. Bazen de işte bir önce söylediğim gibi aslında bu çok iyice detaya giriyor. Oradaki diğer yapıları da popliteal fibüler ligamanı da popliterüsü de rekonstrükte ettiğimiz cerrahi tedaviler uygulayabiliyoruz. Ee, arka çapraz bağ biraz daha nadir yaralanıyor. Çünkü bu arka çapraz bağ, ön çapraz bağ göre e, yaralanma biyomekaniği açısından da biraz daha korunaklı. Ama ayrıyeten de daha kalın ve daha güçlü bir yapı. Ee, izolen, izole olarak yaralanıyor mu? Yaralanıyor. Özellikle böyle ayak bileği plantar fleksiyonda böyle tibiyanın üzerine düştüğü zaman bazen normal bireyler bunu e, kaldırımın e, kenarına e, dizini vurarak ya da işte tibiyayı vurarak yaşıyorlar. İşte kaykay yapan bireylerde olabiliyor bazen bu. Ya da işte bazen dansçılar e, bu tip yaralanmalarla karşılaşabiliyorlar. Yani tibiyaya bir kuvvet tibiyayı arkaya iten bir kuvvet oluşuyor. Burada bakın bir Arka çapraz bağ yaralanmalı birey. Bakın o arka çapraz bağ şu siyah yapı. Bakın çok güzel gözüküyor. Tamamen kopmuş. Bu e, yapının üstünde bir sinovya var. Çok kanlı bir doku bu. Ve kısmen arka çapraz bağ ekstra artikülerdir. Yani arka tarafı e, da ekstra artiküler bir kısmı var bu bölgede. Ve bu zengin kanlanmasından dolayı bakın bu 4 ay içerisinde bu bağ tamamen kendisini iyileştirmiş. Görüyor musunuz? Sağlıklı bir kalın arka çapraz bağ oluşabilmiş. O nedenle izole e, arka çapraz bağ yaralanmalarında evre 3 de olsa yani tamamen kopmuş da olsa konservatif tedavi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Tabi e, fonksiyonel aktivite beklentisi çok yüksek olan sporcularda e, yine cerrahi tedavi ön planda düşünmek gerekiyor. Fakat e, bununla ilgili tartışmalar devam ediyor aslında bakacak olursanız. Yani grade 3 yaralanması olan bireylerde arka çapraz bağ için konservatif tedavi uygulanabilir. Özel e, brace'lerle e, hasta yakın takip edilirse burada görmüş olduğunuz gibi bir kombine bağ yaralanmasında da arka çapraz bağ cerrahisi gerekmeden hastalar iyileşebilirler. Burada bakın arka çapraz bağ testi bu. Burada görmüş olduğunuz test. Buna quadriceps aktif testi diyoruz. Yani tibia'yı bakın arkaya ittiğimiz zaman hasta quadricepsini kastığı zaman tibia öne gelmekte. Bu tibianın öne gelmesi de aslında arka çapraz bağ yetmezliğini gösteren bir bulgu. Burada eğer bir kemiksel avisyon varsa, yani burada bağ sağlam ve bu noktada şurada gördüğünüz gibi kocaman bir kemiği bağ koparmış. Özellikle de adolesan ya da küçük yaştaki bireylerde bu kemiği burada görmüş olduğunuz şekilde açık cerrahilerle biz bir kırık ameliyatı gibi yerine tespit ettiğimizde bağ tamamen sağlıklı olarak aslında diz eklemine hizmet edebiliyor. O nedenle bu tip bireylerde deplasman 1 santimetreden fazlaysa biz cerrahi tedaviler uyguluyoruz. Ama her zaman öyle olmuyor ve cisim kısmından kopmuş, tedavisi ihmal edilmiş ya da kombine bir bağ yaralanmasının parçası olarak bize ulaştığı zaman da hastalar o durumda aynı ön çapraz bağda olduğu gibi burada da bir rekonstrüksiyon yapıyoruz. Yani oraya başka bir dokuyla yeni bir bağ oluşturuyoruz. Bakın burada bir örnek hasta var. Ee, aslında bu hasta da bir kombine bağ yaralanması olduğu için, ihmal edildiği için, iyileşemediği için biz e, tedavi etmişiz. Belki o zaman ideal bir takip olsaydı arka çapraz bağ iyileşebilirdi belki de. Yani neden? Çünkü iç yan bağ da grey düşmüş. O tedavi yapılsaydı arka çapraz bağ belki kendiliğinden iyileşecekti. Ya da bir aşamalı tedavi yapılsaydı iyileşecekti. Burada biz görmüş olduğunuz gibi bir Yarı kapalı olarak adlandırabiliriz belki bunu. Bu cerrahi tedaviyi de tam artroskopik yapabiliyoruz. Burada da hem arka çapraz bağ. Bakın burada bağların olmadığı görüntüyü görüyorsunuz. Ee, o bağları biz ölü dokuları aldıktan sonra yeni tüneller açıyoruz. Yeni soketler açıyoruz. Hem arka çapraz bağ hem ön çapraz bağ. Yerine geri koyduktan sonra bakın burada arka çapraz bağımız. Burada da ön çapraz bağımız görülüyor. Dizin önden görüntüsü bu. Yeni bir bağ oluşturmuş oluyoruz. Bakın bu küçük butonlar o bağları tutmakta. Bu görmüş olduğunuz stable'larda ikinci fiksasyon olan burada gördüğünüz gibi e, diz ekleminin yeni bağlarını oluşturmuşuz. Bakın burada. Şimdi hani son olarak e, şunu vurgulamak lazım. Diz eklemi diğer eklemlerden farklı olarak bağ yapısının en önemli faktör olduğu bir eklem. Yani stabilite için, sağlamlık için o bağların sağlam olarak diz eklemine hizmet etmesi gerekiyor. Tabii bu yaralanmanın tam kat olup olmadığı çok önemli. Yani her yaralanma eşittir cerrahi tedavi demek değil burada. Yanlış anlaşılma olmasın. Ama tam kat bir yaralanma varsa, birden fazla bağ yaralandıysa cerrahi tedavi e, muhtemel bir hale geliyor aslında bakacak olursanız hastalarda. Ama izole yaralanmalarda biraz önce görmüş olduğunuz örneklerdeki birçok hasta aslında konservatif olarak tedavi edilebilir. Burada tibia slope yani tibianın arkaya eğimi ya da koronal planda e, alt ekstremitenin dizilimi yani şekil bozukluğu olmaması çok önemli. Bunu değerlendiriyoruz bir hekimler olarak ve aslında böyle bir e, kemiksel bozukluk varsa bu noktada e, hastalarda e, iyileşmeyi olumsuz edecek bir faktör varsa o noktada biz müdahil oluyoruz. Bazen de erken dönemde hastaları ameliyat ediyoruz. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Biz bunu bütüncül olarak değerlendiriyoruz. Yani hem menisküs yaralanması hem kıkırdak yaralanması hem ek, ek e, hastaya ait faktörleri değerlendirerek aslında biz eş zamanlı bir tedavi yapıyoruz sıklıkla. Yine son 10 yıl içerisindeki hani modern cerrahi teknikler bizim birçok eksiğimizi kapatmamızı sağladı. Yani bu majör cerrahileri 2 saat gibi bir süre içerisinde 2 ya da üç tane bağın rekonstrüksiyonu bile bir arada yapabiliyoruz ve son derece yüz güldürü sonuçlar elde edebiliyoruz tabi. Bu noktada hastanın e, tedavisinin e, ameliyat esnasında, esnasında bitmediğini vurgulamak gerekiyor. Ne demek bu? Aslında biz bir mekanik rekonstrüksiyon yaptıktan sonra onun biyolojik olarak iyileşmesi için işte e, birçok fizyoterapist arkadaşın ya da işte daha sonraki dönemde. E, spor ekimi ya da işte spor bilimleriyle uğraşan birçok arkadaşımızın da desteğiyle beraber Aslında bu hastaların sağlığa sağlığına kavuşmasını sağlıyoruz e, benim anlatacaklarım Aslında bu kadar e, netice itibariyle burada çok aslında e, birçok tek textbook'un Yani bu konuştuğumuz konuyla ilgili yazıldığını bilin yani e, Bin sayfaya varan diz çevresi bağ yaralanmaları ile ilgili textbook'lar var. Hani genel bir yaklaşım ben anlatmaya çalıştım size. Yine sorularınız olursa yanıtlamaya çalışalım. Ağzınıza sağlık abi. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım ee, sıkmamışımdır yani biraz yok, dediğim gibi Gayet uzun. güzel. Zaten ee, bizim en temel şeyimiz şu. Yani arkadaşlar hani bu yaklaşımları bilsinler, bir ekip halinde çalıştığını bilsinler. Yani sadece bağ yaralanması da hep geçemeyiz. Evet. Dediğiniz gibi insanlar bunu ömrünü veriyor. Bin sayfalık testbook çıkıyor. Aynı şekilde bu aslında diğer tarafta da rehabilitasyon aşamasında da yine aynı bir bağ yaralanması için bin sayfalık testbooklar var. Aynı zamanda evet. saye dönüş süreciyle ilgili çok fazla. <laughs> yani her alanın kendi içinde gerçekten çok derinlemesine uzanan bir dünyası var. O yüzden tek kişinin çözebileceği şeyler değil yani. Sorular var. Onlara bakalım abi isterseniz şeyde. Ee, tabii popüler şey var. PRP, kollajen, kök hücre gibi ne zaman doğru olur? Konservatifler. Şimdi bu olabilir. konuda bir kötüye kullanım var Engin. Çok iyi ki sormuş. yani evet. Göremiyorum ama teşekkür etmek lazım. Muhammed Kocaman. Evet. Yani bu mesela bağ yaralanması olan işte bu bağı biz iyileştireceğiz diye enjeksiyon önerilen hastalar var. Bu ee, yani içerideki yaralanmış olan bir yapıyı eğer iyileşecekse e, aslında iyileşmez hale de getirebilir bu. Onu da vurgulamak lazım. Özellikle son dönemde böyle PRGF vesaire gibi hani PRP dışında da hani PRP'nin e, özünün özü gibi. Yani PRP trombozitten zengin plazma. Ya biz netice itibariyle bunu onu yaptığımız yerde bir iyileşme olabilir mi? ekstra artiküler dokulardı. Yani mesela iç yan gibi. Biraz önce bahsettik. Zaten çok iyi iyileşiyor neden? Çok iyi kanlanıyor çünkü. Hı hı. Yani vücudun bazı yaralanmalarında PRP'nin tedavide yeri vardır. Fakat özellikle diz eklemi içerisindeki böyle tam kat bir rüptürde biz PRP yapalım burası iyileşsin böyle bir şey söz konusu bile değil. Yani bu tip tedavileri önerilen bireyleri hani korumak hani sağlık e, profesyonelleri için önemli bir vazife. Yani bu noktada bazen e, bazı hastanelerde ya da hekimler de bu tip önerilerde bulunabiliyor. Hani bunun kesinlikle yeri yok. Bunun altını çizelim. Parsiyel yaralanması olan hastalarda işe yarar mı? Yani biraz önce dedik ya zaten tam kat bir yaralanma yok. Acaba oradaki rezidüel dokuyu yani yaralanmamış dokuyu da iyileşme yapabilir mi? Bu konuda da elimizde bilimsel bir veri yok. Yani bilim ne demek? Bir hastaya biz bir tedavi yapacağız. Bir hastaya bir tedavi yapacağız. İkisini kıyaslayacağız. Böyle bir veri olmadığını da bilmelerini istiyorum arkadaşların. Ama tam kat bir yaralanma için hele hele yani biz PRP yapalım da orayı iyileştirelim. Yani bu tip bir tedavi olmamalı. Yanlış. Hani bu tip bir tedavinin önerildiği hastaları da korumamız lazım. Bilmemiz lazım. Ama ekstra artiküler yani Eklem dışında işte tendon yaralanmaları için de biliyorsunuz kullanılıyor. Bir dönem hemsinlik yaralanmaları için çok popüler oldu ama bilimsel olarak çok bir işe yaramadı artık ortaya kondu. Yani bunu tamamen e, PRP gibi rejeneratif tedavileri tukaka deyip atmamak lazım. Ama kötüye kullanımı olabilecek konularda da bizim hastaların yanında olmamız gerekiyor. Eyvallah abi ağzınıza sağlık. Şeyi ben hani buradan sırasıyla sormaya çalışayım. İlk soru var. Hamstring kasının çok kuvvetsiz olma durumunda greft tercihi olarak patella pateller tendon mu tercih edilir veya ameliyat öncesi kuvvet antrenmanı yaptırıp hamstring belli seviyeye geldikten sonra mı greft alınabilir? Düşünceniz Hamstring aslında şöyle hamstring kaslarının gergin olması ön çapraz bağ yaralanması için bir risk faktörü. Bu çok bilinen bir durum. Yaralanmış bir hastada ama yani hamstringin gücünü değerlendirmek cerrahi tedavi olacak bir hastada aslında hamstringin kalınlığını ya da efektifliğini bize göstermiyor maalesef ki. Eğer hasta da yani bizim beklememizi gerektirecek bazı durumlar var. Cerrahi tedavi kararı verdiysek yani diz ekleminin hareket açıklığını kazanması, enflamasyonun baskılanması gibi. Ama aksi takdirde biz o hastaya ne kadar egzersiz yaptırırsak yaptıralım, hamstring tendonlarının kalınlığı değişmeyecektir. Yani biz aslında bakacak olursanız orada graft olarak aldığımız hamstringlerin kalınlığı çok değişmeyecek. Bazı yaş grupları var. Yani mesela bu tendonu tercih etmediğimiz. Mesela hiperlaksitesi olan kadın sporcularda hamstring tendonları yerine patellar tendonun daha iyi olacağını gösteren bilimsel çalışmalar var. Yine e, sprinter olarak e, yani ani ivmelenme ihtiyacı olan sporcularda da mesela bu e, hamstring yerine diğer alternatif greftlerin tercih edilmesiyle alakalı son yıllarda e, bazı yayınlar var. Fakat şunu vurgulamak gerekiyor. Biz kasa almıyoruz. Tendonu alıyoruz. O nedenle ne kadar çalıştırırsak çalıştıralım hamstring değişmeyecektir. O noktada biz hamstring alalım mı almayalım mı diye karar veriyoruz ama herhalde sporcuların da %90'ında hamstring yine en güvenli e, greft olarak öne çıkıyor. Birazcık quadriceps grafti ile ilgili çalışmalar var son birkaç yılda. Ama henüz böyle dört dörtlük bilimsel olarak quadriceps daha iyidir diyemiyoruz. Ama belki iki sene sonra. Burada ilişkili bir soru var mi? abi. Aktif kasımda mı yani dominant kullandığı bacaktan mı yoksa diğer bacaktan mı alıyorsunuz diye soru vardı. Ee, eğer iki yan bağ yaralanması varsa dizin iç kısmında Diğer sekonder stabilizatörler zarar görmüşse bu durumda karşı bacak tercih edilebilir. Ama bunu kendiniz için de düşünecek olursanız yaralanmamış bir bacağın e, cerrahi tedaviye dahil edilmesi çok kolay bir karar değil. Yani hasta olarak bunun hastanın kabullenmesi de çok kolay değil. O yüzden özellikle yapmadığımız yani özellikle yapmadığımız hasta hangisidir? Özellikle karşı bacaktan aldığımız hasta iç yan bağ yaralanması olan işte hamstringler de burada yaralanıyor. Orada izole bir yaralanma yok. Eklem kapsülü de yaralanıyor. Hamstringler de uzuyor. O hastalar dışında aslında aynı bacağı tercih ediyoruz hamstring konusunda. Abi bu sorular arkası kesilmez. Ben birkaç tane daha yapayım. Başka bir zaman da gerekirse soru cevap günü hani bir seans yapalım. <laughs> Çünkü çok geliyor. Demir Bedirhan Demir sormuş İTF bizim ortopediden. E, multiple bağ yaralanmalarında tamirinde intraoperatif tamir sıralamanız var mı? Var. Önce medial ve lateral yapılar tamir ediliyor. Sonra e, sırasıyla arka çapraz, ön çapraz. Biz Bedirhan'la bunu fakültede konuşsak daha iyi olur ama bunun yerine. <laughs> Şu bir basketbol müsabakasında öçe ölçebe yaralanması var. Akut olarak nasıl bir yaklaşım izlenebilir? Postop önerileriniz var mı? Belki onunla birlikte geç dönem komplikasyonlarını sormuşlar abi acele yaralanmasının, cerrahisinin. Yani akut böyle bir şeyle karşılaşıldığında şöyle bir tablo oluyor. Çok ağrılı yerde debelenen bir sporcu bu. Sonuç itibariyle o esnada işte bir sağlık profesyoneli ne yapmalı? Bir kere sakin kalmalı. Sporcuyu sakinleştirmeli. Tabi biz onu biraz önceki görseller gibi bir yaralanma olduğunda aslında biraz tecrübelenince anlıyoruz. Bu esnada yükten kurtaracak şekilde mümkünse sağdan dışarı almak gerekiyor. Hızlı bir şekilde orada bir ön değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani aslında bir kırık da oluşabiliyor bazı hastalarda. Yani o hızlı değerlendirme sonrası diz eklemi redükte ise bir buz uygulama işte bandajlama ondan sonra da sporcunun o hariki durumuna göre e, ikincil değerlendirmesi için hastaneye ulaştırıp ulaştırılmamasına karar vermek gerekiyor. Yani o noktada hızlı bir şekilde sağdan sporcu yani böyle bir yaralanmadan eminsek bir kere uzaklaştıracağız. Daha sakin bir ortamı alacağız. Ağrısını azaltmak için e, gerekiyorsa bir medikal tedavi uygulamak gerekecek. Sonraki süreçte yükten kurtarmak iyi olacaktır. Yani mümkünse bir Kanadyan, Tabii bu her yerde bulunmaz ama hani e, en azından yere basmasını engelleyecek bir transport ayarlamak gerekir sporcuya. Abi belki ilgili... komplikasyon sormuşlar. Burada şey de var. Bir tane rahmetli Önder abi ameliyatını yapmış. Siz de var mısınız sanırım? Şimdi Çapa'da takip yapılıyormuş. E, kireçlenmeyi soruyor yani. osteoartrit artık riskini. Evet. Belki acele yaralanması, yani cerrahinin osteoartrit gelişimi ilişkisinden belki bahsedebilirsiniz. Evet, hani şunu e, ya yani işte konu çok geniş olduğu için biz biraz evvel hani bir sıralama koymuştum ben. Yaş önemli bir faktör, beklenti önemli bir faktör. Ee, klasik bir kitabı bilgimiz var. Eğer çapraz bağ yetmezliği olan bir birey varsa karşımızda, çapraz bağ yetmezliği ile beraber e, hayatına devam ettiği zaman menisküs yaralanmaları ve kıkırdak yaralanmaları ihtimali artıyor. Aslında cerrahi tedavi bunu e, riski ortadan kaldırmıyor osteoartrit gelişimini. Yani bu kıkırdak ve menisküs yaralanmaları devam ettiği takdirde diz eklemindeki dejeneratif durum osteoartrite sebep oluyor. Cerrahi tedavi, modern cerrahi tedaviler bu riski yarıya indirmekte aslında. Tabi bu bilgi e, 2000'li yılların başında literatüre girmiş bir bilgi. Yani o zamanlar daha farklı greftler tercih ediliyordu. Daha farklı cerrahi teknikler vardı. Hatta açık cerrahi tekniklerin birikimiyle de elde edilen bir bilgi. Ama daha modern dönemde bunun daha az olduğunu düşünüyorum ben. Ama bunu objektif olarak ortaya koyan bir çalışma yok. Yani 30 yıl boyunca işte minimal invaziv bir cerrahi geçirdikten sonra takip edilmiş bir birey yok. Ama ön çapraz bağ cerrahisinin her şeyi e, sıfırladığını düşünmemek gerekiyor. Yani eklemin içerisindeki aslında hasar bir bütün. Bir önce göstermiştim o MR'da kıkırdak tamamen ezilmiş. Yani aslında orada bir kıkırdakla ilgili bir büyük sorun var. E, biz çapraz bağ yerine koysak da o kıkırda orijinali gibi hiç yaralanmamış hale getiremiyoruz. Peki çapraz bağını tedavi etmezsek ne olur? Aynı yaralanmadan tekrar tekrar yaşıyor o birey. Yani dizi 20 defa dönmüş menisküsü yırtılmış, kıkırdak yaralanmaları tekrar tekrar oluşmuş bir bireyde yaptığımız cerrahi tedavinin başarısıyla dizi iki defa dönmüş. İşte o kıkırdak hasarı çok daha az olan menisküsü hasarlanmamış bireydeki cerrahi tedavi ve sonucu aynı değil. Yani geç dönemde aynı sonuç olmayacak iki hastada. Tabi burada hastanın takipsiz kalmaması önemli. Yani sen vurguladın her hasta hemen cerrahi tedavi olmalı mı? İnce bir elekten geçiriyoruz biz bunu aslında. Eğer bundan kesin zarar göreceğini düşünüyorsak ki yani çok genç 16 yaşında bir birey çapraz bağ olmadan bir hayat sürmemeli. Şimdi bu bizim kendi toplantılarımızda da e, akademik olarak tartışılıyor. Hani bu bu e, yaş skalası mesela daha evvelden 35'ti. Ama toplum yaşlanıyor. Daha aktif bir yaşam sürmeye çalışıyor. Yani toplumdaki spora e, yönelik alışkanlıklar ya da e, yönelim artıyor. Yani herkes daha farklı bir yaşam tarzı e, edinmeye çalışıyor. Daha fazla fitness yapmaya çalışıyorlar dikkat ederseniz. Bu durumda 45'li yaşlara çıkmış durumda bu. Yani bu konuda e, yurt dışında da otor olmuş bazı insanlar 45 yaş altındaki tüm bireylere bu cerrahi tedavi öneriyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Mutlaka fonksiyonel yetmezliği test ediyoruz. Yani muayene ediyoruz. E, radyolojik incelemelerini yapıyoruz. O fonksiyonel yetmezlikle ilgili testleri yapıyoruz. Ve burada yetmezlik olduğunu düşündüğümüz bireylerde bu kötü sonuç yani bir osteoartrit oluşmasın ya da bir kalıcı fonksiyon kaybı olmasın diye aslında cerrahi tedavi yapılıyor. Ama bazen biz de sebebini bilmiyoruz. İşte komplikasyonu sormuş arkadaşlar. Bu komplikasyonu var Post... mıydı? Bütün cerrahi tedavilerim vardı. Var. Ama geç dönemdeki gelişen osteoartriti bir komplikasyon olarak ifade edemiyoruz. Aslında bakacak olursanız ee, ön çapraz cerrahisinin bu ihtimali azalttığını yani yarıya indirdiğini söylemek gerekiyor. En az yarıya indirdiğini söylemek gerekiyor. Ama ameliyatın bir komplikasyonu açık bir işlem olduğu yani artıları eksileriyle beraber değerlendirildiğinde kitabe olarak e, işte level A olarak değerlendirilen bir cerrahi tedavi bu. Yani hastalarda cep çapraz bağ rekonstrüksiyonunun örnek veriyorum en sık yapılan ya da işte kombine cerrahilerin level A olarak önerildiğini söylemek gerekiyor. Yani bu cerrahi tedavi sonrası hastaların daha iyi bir iyilik haline ulaştıklarını söyleyebiliriz net olarak. Abi ben çok yani hani şöyle bir 10 dakikada 9'da bitiririz. soru çok oluyor. Sadece şeyi burada çok chat'te sıkıştırıyorlar postop rehabilitasyon ben burada birkaç tane daha şey eklemek istiyorum. Mesela son dönemde benim de gördüklerimde diyorlar ki erken dönem bir grup bastırmıyor üzerine. Yani biz bastırma taraftarındayız. Bir işte 90 derece fleksiyonu ne zaman gelecek? bunun böyle kitabı olarak sınırlamaya çalışanlar var cerrahi yaklaşım açısından. siz bu postop rehabilitasyonu hakkında hani son dönemde gördükleriniz ya da bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi bu bir kere alakart bir şey. Yani post-op rehabilitasyon e, hastaya özel e, olur. Yani alakart dememin sebebi bu. Ama e, netice itibariyle diz eklemi e, bir izole ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu geçirdikten sonra yine bir kanama dönemi oluyor. Yani bir önce dedik çapraz bağ koptu, kanama oldu, diz şişti. Netice itibariyle ameliyatın erken döneminde, yani ilk bir hafta 10 gün hastanın tolere edebildiği kadar yere basması. Yani ağrı duymuyorsa tam yükle basabilir. Ağrı duyduğu kadar aslında basması. İşte o yüzden ameliyatın erken döneminde yani bunlar ben, ben böyle yapıyorum denen şeyler aslında bakacak olursan yani rutin böyle yapılmak zorunda diye bir şey yok. Ama hastanın o enflamasyon olan dönemde işte e, diz ekleminin içerisindeki cerrahiye bağlı kanamaların olduğu dönemde tolere ettiği yükle yürütülmesi. Bunu nöromotor kontrolü kazandığı anda Yavaş yavaş bunu arttırarak yani işte aktif e, dizini kilitleyebildiği, quadriceps kontraksiyonu sağlayabildiği dönemden itibaren de tedirici olarak arttırıldığı bir rehabilitasyon uygulanması gerekiyor. Yine hastanın özellikleri burada önemli. Yani yapmış olduğumuz cerrahi tedavide ek bir şey yapıyor muyuz? Örnek bir radyal menisküs yırtığı var. Bu durumda hasta yere tam yükle basmamalı ki bu sefer menisküsle ilgili cerrahimiz e, maalesef ki başarısız olur ama menisküsle ilgili longitudinal bir yırtık tamir edildiyse yani stabil bir tamir elde ettiysek distraktif bir kuvvet binmeyecekse menisküs tamir hattına bu durumda hasta yere basabilir. Yine bir kıkırdak cerrahisi varsa biliyorsunuz kıkırdak cerrahilerinde yük o bölgedeki iyileşmeyi olumsuz etkileyecektir. Bu durumda hastanın yük vermemesi söz konusu oluyor. Ee, hani genel olarak rehabilitasyon prensipleri e eklemin içerisindeki yapılan tedaviye göre şekilleniyor. Ee, hani burada hani genel prensipleri ben hani söylemeye çalıştım ama yine senin şöyle şey var konusunu, yani hasta şey yoktur hasta vardır yani. evet, evet yine bizim Hastalığı hocalarımızın göre, lafı hastalık evet. yoktur hasta vardır. Bu çok önemli bir laf gerçekten. Bir de bazı mesela sporcular oluyor çok tedirgin. Bazıları ise teslim oluyor. Rehabilitasyon süreci çok evet. iyi gidiyor. Öyle bir soru vardı yani yani güvenle ilgili, teslimiyetle ilgili. Yani hastanın ekibe gerçekten siz doğru yaptıktan sonra güvenmesi. Bazı sporcularda anksiyete çok yüksek oluyor. İyileşme süreci anksiyeden dolayı baskılanıyor. Hatta bir grup var bizim de hani dönem dönem çalıştığımız Amerika'da abi. Bunlar daha nörokognitif süreçler geçtiği yapıyorlar fizyoterapi evet. üzerine. Ee, ön çapraz bağ sonrası nörokognitif süreçleri çalışıyorlar. Çünkü her şey iyi olabilir ama nörokognitifler olarak yani nöromusküler olarak hazır değilse yine o yaralanma riskinin arttığını, her şey iyi olabilir. Bütün her şey iyi olabilir. Ama e, nörokognitif olarak da sporcuyu döndürmek gerektiğini bahsediyor bu grup. Hani bu bence yani sporcu esin dediğiniz gibi hastalık böyle hani kitap olarak şöyle demekten sonra hasta vardı daha doğru. Evet. Futbolda gördüm beni. Yani her şeyi yaptıktan sonra kuvveti bilme her şey yerine geldi. Ama futbolda sahaya dönüş futbolun prensiplerine göre olması gerekiyor. Yani hmm. sadece 3 gün trainerla çalışıp takım antrenmanına verilenler var. Hani ben burada 3 günü şey olarak söylüyorum. Bunun ayrı prensip dünyası var. Dünyada çalışanlar var buna. Yani bu çok özel sizin alakarta çok uyan bir şey yani. Gerçekten hmm. alıp birebir ince ince işlemeniz hmm. gerekiyor süreci yani. Engin sen çok güzel söyledin. Hani güven. Yani bu her işte var aslında bakacak olursan. Ama hekimlik de çok önemli belki de. Yani sadece cerrahi olarak düşünmemek lazım. Yani hasta hekim ilişkisi çok özel bir şey. Tabii bir cerrahi tedavi söz konusu olduğu zaman tabii burada ekip çalışması da önemli. Yani sonuçta ekip halinde hastanın takibi esnasında hastanın kafasında bir soru işareti varsa hasta hiçbir zaman iyi olmayacaktır o manada. Evet. Bir husus daha var. Kinezyofobi. Yani aslında belki de çapraz bağ yaralanmaları sonrası yani her şey mükemmel gözükürken işi en çok bozan şeylerden biri de bu. Ki biliyorsun sen sporcularla çok ilgileniyorsun. Aslında sporcuların tekrar aynı performansa dönememesiyle ilgili en çok araştırılan şeylerden biri bu. Biri bu. Yani bu kinezyofobinin oluşumunu engellemek gerekiyor. Bazen bu kinezyofobi erken dönemde hastanın ameliyat sonrası ağrısıyla bile başlayabiliyor. Ameliyat sonrası fizik tedavi esnasında bir e, rehabilitasyon egzersizi esnasındaki bir güvensizlikle de başlayabiliyor. Hastanın e, ameliyat sonrası ki yakın zamanda bir hastamız var mesela bu tip bir adolesan Biraz endişeli de bir genç. Annesi de e, hani öyle bir yapıya sahip. E, onu ikna edebilmek için haftada iki defa gördük bir dönem hastayı. Sadece hastayı ikna edebilmek için. Neden? Çünkü o güveni sağlayamazsak e, istediği kadar fizyoterapist arkadaşlarımız hastayla ilgilensin. Ama hasta o güveni aldığı ya da işte o kinezyofobi oluşmasına sebep olan şey yatakta dönerken bir ses duymuş dizinden. Biz onu ikna edebilmek için bir ay sonra MR bile çektik. Neden dersen hiçbir aslında ihtiyacımız olmamasına rağmen. Ama şu açıdan çok önemli. Çünkü o ikna olmadan emin ol ki süreç devam edemeyecekti. O yüzden aslında senin dediğin şey çok önemli. Yani bir uyum içerisinde yani aynı şeyleri söyleyerek aslında aynı evet. yolu izleyerek ekip halinde hasta takip edilmeli. Bu kinezofobi oluşursa da maalesef ki biliyorsun e, ciddi manada sosyal hayatını çok bile çok... etkiliyor hastaların. Sportif hayatını değil, sosyal hayatını da etkileyebiliyor. Yani bir yaralanma değil keşfemek lazım. Gerçekten bütün hayatınız işte chatte de sordular. Hala etkisi devam ediyor. O yüzden eee yani benim en önemsediğim şey spor hani siz dediniz de, spora katılım arttı onunla ilgili evet. de çalışıyorlar diyorlar ki yani sizin çocukken o alfabeyi öğrenmeniz gerekiyor sporun alfabesini çünkü paternler var hareket paternleri var onun üzerine bu sportif hayatınızı inşa etmeniz gerekiyor eğer sonradan buna başladıysanız sizin yarama, yaralanma riskiniz bir yorgunlukta tekrardan yüksekliğe çıkabiliyor yani bu bir süreç aslında çocukluktan başlayan bir evet. süreç Tabii esasında yaralanmayı önlemek iyi bir şey ama önleyemiyorsanız da olduktan sonra da iyi bir ekibe, iyi bir cerrahlı olmanız, iyi bir fizyoterapistinizin olması, iyi bir antrenörünüzün, trenerinizin olması çok önemli bir şey. Çünkü evet. bu puzzle'lardan birinde ne kadar iyi ameliyat yapsanız da eğer o trainer iyi bir antrenman bilimi yoksa, iyi bir yüklenme bilimi yoksa, o süreç iyi işlemiyor yani. yani mutlaka bir yerde yani. bir problem çıkıyor. Yani aslında evet. en zayıf halkası kadar güçlü bu tedavi. Evet. O yüzden o halkaların hep güçlü olması, bir arada olması lazım hakikaten. Bir de bir iki cümle abi şey söyleyebilirsin. Son dönemde bu enjeksiyonların hepsi çok popüler. PRP, işte PGF, kök hücre vesaire. Bunlar hakkında ne söylemek isteriz? Eminim çünkü bunu öneriyorlardır yani. Bu arkadaşların evet. danışanlarına yani, bu, öneriliyorlardır. Bugün, ee... Evet evet şimdi bir kere şunu e, söylemek gerekiyor. Yani bunların hiçbiri böyle gökten zembille ilmedi Yani bu aslında bu tedavilerin her birinin bilimsel olarak bir karşılığı var aslında. Ee, yanlış örnek, örnek olmaz aslında bakacak olursan ama yani biz kötü bir yerde, yanlış bir yerde biz bunu kullanırsak işe yaramayan bir şeye dönüşür bu. Yani aslında bakacak olursan... E, yani atom bombasını bulan insanlar da aslında çok iyi niyetle bu işlere girmişler. Enerji üretmek için girmişler ama atom bombası olarak kullanıldığı zaman o teknoloji başka bir yere varmış. Yani bunu birçok hani örneği olabilir aslında normal hayatın içinde de. Bu rejeneratif enjeksiyonlar da maalesef buraya gitmeye başladı. Yani normalde tıp şöyle işler. Yani bir e, araştırma yapılır. Bir ne bileyim bir molekül bulunur bir ilaç bulunur bir tedavi bulunur. Önce bu tedavi hayvanlarda denenir. Yani bilimsel algoritması öyle. Yani çalışmalar yapılır. Önce hayvan çalışmaları yapılır, fare çalışmaları yapılır, sonra büyük hayvanlarda çalışılır. Sonra bireysel olarak gönüllülerde yapılır. Nasıl bu aşı çalışmaları olduğu gibi rejeneratif tedaviler tersine işliyor maalesef. Yani bu sadece Türkiye'de de. değil. Dünyada da böyle. Yani yani dünyada da böyle derken Almanya'da ya da Amerika'da o kadar değil. Ama Çin'de de böyle. Yani Rusya'da da böyle, Pakistan'da da böyle. Yani önce hastaya uygulanıp ya biz bu hastalara bunu yaptı çok iyi oldular diyorlar. Yani aslında tam tersi olmalı. Yani e, normalde biz bunu e, insana en son uygulamalıyız ya da en son aslında bunu yapmalıyız. Ya da biz bunu desteklemek için, uygulamak için biraz önce söylediğim gibi düzgün bilimsel çalışmalarla yapmamız gerekiyor. Şimdi e, rejeneratif tedavileri tümden Tükaka e, ya da işte yapılmasın asla olmamalı dememek gerekiyor. Ama şunu da yapmamak gerekiyor. Yani o bağın hiçbir şekilde iyileşmeyeceğini biliyoruz. Yani oraya PRP, PRCF vesaire komplet bir yaralanmadı. Yani biz bunu yaptığımız zaman e, bu sefer başka bir amaca hizmet eder bu. Ama e, şunu yaparak da hastalara zarar vermemeliyiz. Yani bir grade 2 femoral yapışma yerinde iç yan bağında yaralanma olan bir bireyde PRP çok etkili. Yani özellikle de yani bir haftaya yakın oradaki iyileşme sürecini hızlandırabiliyor. Yani bu profesyonel bir sporcu için çok önemli bir şeye de dönüşüyor. Keza yine bazı hastalarda mesela aşil, parsiyel aşil yaralanmaları. Burada da mesela rejeneratif tedaviler çok etkili. Ama biz gidip de bunu e, hiç etkisi olmayacağını bildiğimiz yani evre 4 olmuş 70 yaşındaki bir hastaya uyguladığımız zaman aslında boşa yapmış oluyoruz. O zaman hani başka bir amacı var o tedavilerin. İşte bu noktada sağlık profesyonellerinin işte etik, ahlaklı ya da işte ortak bir dil konuşması gerekiyor aslında. Ee, orada bizim korumamız gerekiyor. İşte genç hani arkadaşlara mesajımız bu olacak. Yani ben bu zaten çapa çapa daldığım en önemli şeylerden biri buydu. İlk bana e, se yani buradan adını almış oldum. Bülent abinin söyledi. Oğlum evladınıza yapmayacağınız hiçbir şeyi hastanıza yapmayın demişti. Yani kendi yakınınıza yapmayacağınız hiçbir şeyi hastanıza yapmayın. Belki de bu şey de yani şimdi çok soru geliyor. Ben kapatacağım artık abi. Sizde bir saat oldu. Ee, belki diğer alanlarla ilgili de bu enjeksiyonlar olabilir. Menisküs özellikle çok ihmal edilen. Şimdi hekimler arasında bu tartışılıyor ama sahada fizyoterapistler, trenerler aslında bunlar bu spor yapan insanlarla daha çok temas ediyorlar. En azından temel prensipleri, daha doğru prensipleri onların bilmesi toplum sağlığı evet. açısından da aslında önemli çok bir önemli. faktör yani. Ben abi teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Zaman ayırdınız. Ben ayırtınız. teşekkür ediyorum. yani Dinleyen herkese de ben, iyi akşamlar diyorum. Ben de Evet. Başka zaman başka <laughs> konularla görüşmek üzere diyelim inşallah. Görüşmek içeride. üzere de kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz sağ olun.